Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Tarifimiz için öncelikle bir tatlı kaşığı yumuşamış tereyağını bu şekilde kek kalıbına sürelim. Fırça yardımıyla. Kalıbın her tarafına sürdükten sonra kalıbı buzdolabına kaldırıyorum ve ben kekin yapımına başlıyorum. Oda sıcaklığına 4 tane yumurtayı çırpma kabına alıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı toz şekeri ekleyerek bunları şöyle köpük köpük krema kıvamını gelene dek çırpıyorum. Kek yapımında yumurta ve şekeri çok iyi çırpmanız çok önemli bir püf noktası ve yumurtalarınızın oda sıcaklığında olması da çok çok önemli bir püf noktası. Bakın bu kıvam iyidir. Bu kıvama geldikten sonra şimdi diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. 1,5 su bardağı süt ekliyorum. Benim kalıbım 24 cm ve derin bir kalıp. O yüzden birazcık yüksek bir kek olmasını istiyorum ben. 1 su bardağından da şöyle 1 parmak eksik sıvı yağ ekleyerek yumurtaları çok söndürmeden hafifçe karıştırıyorum. Sıvı malzemelerimiz bunlar. Şimdi 2 su bardağı unun içine 1 paket vanilya ve 2 paket kabartma tozu ekliyorum. Dediğim gibi hamurum birazcık yoğun olduğundan kabartma tozunu 2 tane kullanıyorum ben. Güzelce eleğim içine aldım. Şimdi bunları sıvı karışımın içine eleyeceğim. Oldukça yumuşacık, güzel kokulu, çok lezzetli bir kek oluyor. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Kuru üzüm ve fındıklı yapacağım ben bugün keki. O kuru malzemelerimin üzerine de birazcık un eledim. Tamamen dibe çökmesin diye yaptım bu işlemi. Şimdi kuru üzümlerimi şöyle unla güzelce harmanlıyorum ve kekin içine alıyorum. Miktarını çok fazla tutmadım ben. İdeal yani şöyle bir 2 avuç kadar kullanmanız yeterli. Diğer türlü çünkü dediğim gibi dibine batıp da kek tabanında yapışıp yanmalar yapabilir. Bunu da şöyle bir karıştırıyorum. Kıvam benim gözüme biraz cıvık geldiği için şöyle 2 yemek kaşığı kadar daha un ilave ettim. Toplamda 2 su bardağı ve 2 yemek kaşığı un yeterlidir. Bu şekilde fırınımı 170 derece alt üst ayarda önceden ısıttım. Buzdolabından çıkarmış olduğum kek kalıbına şimdi harcımı alıyorum. Ve fırına gönderiyorum. Kek kalıbını şu şekilde bir sert bir zemine vurursanız içindeki hava kabarcıkları çıkmış olur. Toplamda 45 dakika kadar kekimi pişirdim. 45 dakikanın sonunda kekimi bu şekilde gayet güzel bir şekilde pişmiş oldu. Fırından almadan önce mutlaka kürdan testiyle pişip pişmediğini kontrol etmeniz gerekiyor. Kekim biraz ilk sıcaklığı çıktı. Şimdi kalıptan çıkaralım. Tamamen soğumadı ama. Keki soğuduktan sonra mutlaka soğuduktan sonra servis yapmanız gerekiyor. Videonun sonunda bununla ilgili çok önemli bir bölüm koydum. Mutlaka onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi kalıbı alıyorum üstünden. Bakın hala dumanları çıkıyor üzerinden. Sıcak ama görüntüsü çok güzel. Kalıbıma hiç yapışmadı. Oldukça güzel gözüküyor. Gerçekten rengi de çok şahane. Henüz sıcakken kesme maalesef durumunda kaldım. Ben çocuklar başındaydı çünkü bekliyorlardı. Ama lütfen siz kesinlikle sıcakken kesmeyin. Sıcakken keserseniz eğer bakın bu şekilde dağınık olacaktır kekiniz. Ama tabii ki de sıcak kekin lezzeti çok çok daha başka. Birazcık şöyle ılındıktan hafif soğumaya geçtikten sonra keserseniz çok güzel sonuç elde edersiniz. Bakın bu şekilde bu kesilmiş, sıcakken kesilmiş hali, bu taraf diğer tarafta soğukken kestiğim şurası yani soğuduktan sonra kestiğim, soğuduktan sonra ne kadar dümdüz dilimlerin olduğunu görebiliyorsunuz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup ufak dahi olsa bir yorum bırakırsanız çok çok sevinirim. Yepyeni tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.